Türkiye tarım, hayvancılık ve balıkçılıkta 2017'de 9 milyar dolarlık ithalat yaptı. TL karşılığı 33 milyar lira. Bu ithalat güncel döviz kuruyla hesaplandığında 55 milyar liralık bir fatura karşımıza çıkıyor. Bu da ithalat giderinde 22 milyar liralık bir artış anlamına geliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar madde madde artışa dikkat çekti. Bu yılın mart ayında ortalama dolar kuru 3.8806 liraydı. Bu rakam 17 Ağustos 2018 itibariyle 6 liraya kadar çıktı. Türkiye mart ayında kilogram olarak ithal pamuğu 7 lira 7 kuruştan, buğdayı 88 kuruştan, ayçiçeğini 1 lira 99 kuruştan, pirinci 1 lira 40 kuruştan, Mısır'ı 86 kuruştan, soya fasulyesini 1 lira 68 kuruştan alıyordu. Aynı ürünler Ağustos ayında ithal edilmeye kalkılsa uluslararası fiyat Dolar bazında aynı kalsa bile döviz kurlarındaki artış sebebiyle kilogram başına pamuğa 10 lira 94 kuruş, buğdaya 1 lira 36 kuruş, ayçiçeğine 3 lira 8 kuruş, pirince 2 lira 17 kuruş, mısıra 1 lira 33 kuruş, soya fasulyesine 2 lira 60 kuruş ödemek zorunda kalınacak. Her zaman yerli üretimin desteklenmesi, ithalata prim verilmemesini savunduklarını İthalatın TL karşılığının artık ateş pahası olduğunu vurgulayan bayraktar şöyle devam etti Döviz kurları bu seviyedeyken ülkemiz dış ticaret açığı kaynaklı bir cari açık problemi yaşıyorken ithalattan kaçınılmalı, iç üretim arttırılmalıdır. Ülkemiz ithalata gerekenin çok üzerinde bir kaynak aktarmamalıdır. Ayrıca bu döviz kuru seviyelerinden tarımda ithalata devam etmek enflasyonu da arttıracaktır. Bu ortamda üretimi arttırmaktan, ithal edilen ürünlerde iç piyasaya yönelmekten başka çare yoktur. İthal ettiğimiz pek çok ürünü kendimiz üretebiliriz. Ülkemiz tarımda olağanüstü çeşitlilik zenginlik sunan bir coğrafyaya sahiptir. Kahve, kakao, palm yağı gibi tropikal bölgelerde üretilen birkaç istisnai ürün hariç hemen her ürünü üretebilecek potansiyelimiz vardır. Çiftçimiz daha fazla desteklenirse, arazi parçalanması, sulama başta olmak üzere yapısal sorunlarımız çözülürse birkaç istisna hariç ithalata gerek kalmaz.